Şimdi 2020 yılında bayramda pandemi sürecinde kendi anne babamızı bile yakından göremedik. Yani bayram ziyaretine bile ne yaptık? Virüsten dolayı gidemedik. Benim anne babam koronavirüse yakalandıklarında ben hastaneye gittim. İlk başta eve gittim ama içeri giremedim. Bakın bir virüs beni annem babamdan uzaklaştırdı. Doktor beni içeri almadı. Biz ilgileniyoruz dedi. Bakın bir virüs bu hale getirdi. Kendi öz anne babamıza biz ulaşamadık neredeyse. Yani anne babamızı görebilmek bile hayatta olanlar için söylüyorum. Olmayanlar için mezar ziyaretleri yapanlara söyleyeyim. Bir şükür meselesi. Çocuğumuza sarılabilmek bir şükür meselesi. Ama o kadar çok şükürsüzlük görüyorum ki etrafımdan. Allah ne diyor? Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Şükretmezseniz nimetimi azaltırım. Dünya şükürsüzlüğe mi meyletti? Yani ardı ardına kesilmeyen belalar, musibetler aslında apaçık insanoğluna bir uyarı mı? Zulümlerin, savaşların, mülteciliğin durmadığı, son zamanlarda o masum yavruların, masum insanların, günahsız insanların ahları arza ulaşmış olamaz mı? Yani şunu söylemek isterim. Gelin tekrar sevgi dolu bir dünyaya başlangıç yapalım. Dünyayı cennet olarak bulmuşken cehenneme çeviren insanoğlu değil mi? Yani ne oldu bu yeryüzünün merhametli insanlarına? Neredeler? Kim çeldi akıllarını? Dünyanın en tehlikeli haline insan niçin bu hale geldi? Kendi neslini planlayarak, tasarlayarak silahlarla öldüren tek ırk insanoğlu. O yüzden eğitilmesi gerekiyor insanoğlunun. Yani bu virüs bizi tekrar bir araya getirir mi? Tekrar bizi insan olma payesine çıkarır mı? Bilinmez ama çok ders çıkaracağımız bir süreç geçirdik. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin farkında mıyız? Sürekli şekva ediyoruz. Dünya hayatında en büyük nimet oysa ki imandı. İmanınız varsa demek ne mutlu. Sıkıntılar misafir. Dünyayı biz geçici bir yer olarak görüyoruz. Ahirete bir geçiş yeri. Sıkıntılardan çok şunu da söylemek istiyorum. O kadar şükredecek çok şey var ki. Yani bazen bize şer gibi gözüken hadiseler var. Bize şer gibi görünen olaylar var. Hastalıklar olur bu, musibetler olur, zulümler olur. Yani her gecenin bir sabahı var. Her şey zıttıyla bilinir. Eksi varsa artı var. Gece varsa gündüz var. İşte sabah varsa akşam var. Negatif varsa pozitif var. Her şey zıttıyla bilinir. İşte hastalık varsa sağlık var. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir sözü var. Onu paylaşmak isterim sizinle. Diyor ki, hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Süreç bitmedi. Hala nefes aldığımız müddetçe iyi şeylerin geleceğine inanıyorum ben. Ama şunu da kimseye de umut vaat etmek istemiyorum. En böyle sevmediğim bir şey. Yani sürekli birine umut satmak, ümit satmak değil benim olayım. Ben her gecenin sabahında güneşin doğduğunu biliyorum. Bu dünyada doğar doğmaz bilinmez. Ama bizim bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlara inayet göndermez diyor. Bizim toplum olarak kendimizi değiştirdiğimiz takdirde çünkü çok ahlaki değeri kaybettik. Şu an toplum yozlaşıyor, ahlaksızlaşıyor. Medya patronlarına bakın ahlaksızlığa milyon yatırım yapıyor ve bunu izleyenler maalesef Türk toplumu. Reytinglerde hangi kanalda hangi programın öne çıktığına bakın. Ahlaksızlığa şu an yatırım yapılıyor. Netflix masum kalır. O yüzden diyorum Türkiye televizyonlarından çocukları uzak tutun diye. Bunu birkaç videoda da söyledim. Yani güzel günler yaşamak istiyorsak önce bizim herkesin kendi düzeltmesi lazım. Bakıyorum din kültürü ahlak bilgisi. Herkesin yüz. Ama bu kadar ahlaksız etrafımızda. Bu kadar hırsız etrafımızda. Bu kadar yolsuz etrafımızda. Yani bunları kim yapıyor? Bu toplumdan çıkıyor diye düşünüyorum. Ve bu toplum seçiyor siyasetçileri. Şimdi diğer bir mesele kainatta her şey Allah'ın izni olmadan yaprak kıpırdamıyor. Onun izni dışında hiçbir şey ne bir adım öne gidebilir ne bir adım arkaya gidebilir. Sırat dünyada geçilir diye sürekli söylüyorum. Sıratın dünyada geçildiğine inanıyorum. Yani ahiret beklemeye gerek yok. Dünyada doğruları dünyada söylemeyenler ahirette cennet sevdalısı olmadı. Dünyada doğru düzgün yaşantısı olmayanlar ahirette cennet sevdalısı olmaz. Yani o halde şekvayı bırakmamız lazım. Kendimizi doğru düzgün yetiştirmemiz ve doğru düzgün yaşamamız. Yani sözümüzle davranışımızın uyumlu olması, münafık olmamamız gerekiyor. Ahireti hak edebilmek için. Başımıza gelen her olay kader planında zaten planlı. Kaderin önünde geçemiyoruz. O yüzden biz
cüzi hareketlerimizi, cüzi irademizi hak ve hakikat yolunda harcarsak, hakikatin peşinde olursak, ömrümüzün sonuna kadar yani şunu diyebiliriz: elhamdülillah, ne güzel bir hayat geçirdim mi diyeceğiz, yoksa bunca yıl yaşadım, 50 yıl, 60 yıl, 5 dakika sonrası ne olacak bilmiyoruz, onu da söyleyeyim. Son nefese kadar Allah bizi insan olarak ölmek nasip etsin. Ölümün de iyisini dilemek gerekiyor. Yani gül olarak mı ölmüşüz, kül olarak mı ölmüşüz? Elmas olarak mı yaşamışız, kömür olarak mı yaşamışız? Yani herkes kendi hayatına buna bakması gerekir diye düşünüyorum.